sıradaki oyunumuzun adı Cenaze Levazımatçısı Ceyar. Oyuncularımız Canan ve Engin. Bazı meslek sahipleri isteseler de hiç kimseye sempatik görünemezler. Bu konuda cenaze levazımatçıları da başı çeker. Bizim Ceyar öteki dünyadaki yuvamızın yanı sıra bu dünyadaki yuvamızı da yapar. Çünkü kasabanın tek müteahhiti o sevimsizdir. Buyurun. Vahşi Batı'da tahrik ettiğimiz olaylar sonuç verdi. Stop! Tabut stoğumuz bitmek üzere. Stop! Ancak 3 aylık çek yazabilirim. Stop! Cenaze levazımatçısı Ceyar. Stop! Telgrafçı! Telgrafçı! Oğlum şunu bir çek getir bakayım. Dur! Gidebilirsin. Nerede o? Nerede o cenaze levazımatçısı Ceyhan? Nerede? 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 Bir su versene. Oh my god! Oh my god! Ne kadar güzel bir ölü adayı. Daha ölmedim, ölmeye de niyetim yok. Nerede gördünüz ya? Bir gün hepimiz öleceğiz bayan. Önemli olan güzel bir tabutta gömülmek ya da gömülmemek. İşte bütün mesele bu. Sen olsun. Sen cenaze levazımatçısı Ceyhan'sın. Öldürmeden diri diri mezara sokacağım seni. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fani dünya cenaze levazımatları. Siz ölümün soğuk nefesi kadar yakınız. Evet çok yakınsınız. What is this? Dizize intikam. Düello yapmaya geldim. Düello vahşi batının kanayan yarası bayan. Yaşayabilmek için onu öğrenmek lazım öyle değil mi? Şöyle durun da ölçünüzü alalım. Yanlış kişinin ölçüsünü alıyorsun. Nasıl bir tabut isterdiniz? Ona sen karar ver. Gürgen ağacı mı olsun yoksa palamut mu? Bence ceviz ağacı olmalı. Şöyle içi giriş ferah. Bir yıl garantili. 300 yıl ömürlü. Kefen bizi bizden. Mezar taşına da bir şey yazmak ister misin? What is this? Dizize intikam şerefsiz herif. Vurmaya geldim seni anlamadın mı hala? Ben zaten size indirim yapacaktım bayan. Neden bu kadar sinirleniyorsunuz anlamıyorum. Beni tanımadın mı şerefsiz Ceyar? Ben sadece ölü yüzleri hatırlarım bayan. Allah'tan ölmedim. Enkazdan zor kurtuldum geldim. Senin yaptığın ev başımıza yıkıldı. Hangi ev? Melek sitesi Arizona yolu üzerinde. Hani şu kaktüs ağaçlarını kesip inşa ettiğin site. Ben böyle bir site hatırlamıyorum bayan. Yoksa siz yalnız kovboylar sitesinde mi oturuyorsunuz? Altın arayanlar sitesi. Hani şu 25 yılda teslim ettiğin... Annemle babamın yetişemediği site. Bir viski versene ya. Efendim işte ev sahibi olmuşsunuz bayan. Bize de nasip olmadı ama. Daha yeni taşınmıştık. Ben enkazdan zor kurtuldum. Kocam hala orada enkazın altında. O sitede o zaman yüzlerce insan yaşıyordu öyle değil mi? Telgrafçı! Telgrafçı oğlum hemen buraya gel. New York'a sipariş vermemiz lazım. Git buradan. İnternet artık bu... daha fazla kişinin canını alamayacaksın. Çünkü ben senin canını alacağım. Bayan. Hiç olmazsa izin verin de... kendi tabutumun ölçüsünü alayım. Ha? Yo 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 hiç gerek yok. Senin Mississippi nehrindeki timsahları atıp yedireceğim. Günah çıkarmak istiyorum bayan. Sır saklar mısınız? Hayır hayır. Sende günah çoktur. Şimdi sonunu getiremezsin. Sen en iyisi... kelime-i şehadet getir. What is this kelime-i şehadet? Tabii nereden bileceksin? Sende din iman yok ki. Tutukluk yaptı herhalde. Verin bir bakayım. Yok verin bayan verin verin. Nereden buldunuz bu demir parçasını? Baba yadigarı. Artık bunlar kullanılmıyor bayan. Bizde daha iyileri var. Tamir olmaz mı? Olmaz olmaz. Yine tutukluk yapabilir. Babamın yadigarıydı. Olmaz bayan olmaz. Bakın burada daha iyileri var. Seçin alın. Fiyatla yardımcı olabiliriz. Tamir olmaz mıydı? Olmaz olmaz. Çok güzel bir seçim. Daha son kardeşler de bunlardan kullanıyor. Aynı zamanda Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır da bundan kullanıyor. Sadece 500 dolar. Ne? Evet sadece 500 dolar. Çok pahalı. Hayır hayır pahalı değil bayan pahalı değil. Şurayı imzalayın imzalayın şurayı. Çok pahalı. İmzalayın şurayı. Şurayı şurayı imzalayın.
Küçük küçük taksitlerle ödersiniz. Çok pahalı. İyi günlerde kullanın. İyi günlerde kullanacağım. Güle güle öldürün. Güle güle öldüreceğim. Güle güle öldüreceğim. Artık öteki tarafa posta havalesi yaparım. Sonunda vahşi batı bu pislikten kurtuldu. Sonunda kurtulduk. Kötüler asla ölmez. Yeni icadımız çelik delik. Ama sadece bana özel. Engin ve Canan'dı biraz önceki kahramanlarımız. Az sonra yeni oyunlarımız devam edecek ama hemen şöyle bir kulise bağlanıyoruz. Bakalım orada kimler var. Ümit No Sesen. Aleyhya Kurban Bebe Sultan Sen No Sesen. Hamdi olsa çok iyiyim. Çok güzel bir performans valla. Vallahi teşekkür ederik. İç göğesinden hallıcayık. He. Bacım sen nasılsın? İyiyiz. Nasıl olalım kardeş? İyiyiz. Sen nasıl olalım? Şimdi arkadaşlar, öncelikle çok güzel performans, tebrik ediyorum sizleri. Bunun dışında da son haftalarda inanılmaz bir yükseliş içindesiniz yarışmamızda. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyorsunuz. Önce Ümit'ciğim seninle başlayalım. Nedir bu yükselişin sebebi? Bu hafta neler bekliyorsun? Şimdi burada tabii daha fazla kalmak demek, daha fazla eğitim almak demek. Daha çok eğitim aldıkça, her hafta yeni şeyler öğrendikçe biz de kendimizi geliştiriyoruz ve bunu gösterme fırsatı buluyoruz. Provalarda da çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Kendi eğlencemizi ve keyfimizi demek ki ekrandan da yansıtabildik seyircilerimize. Onlar da sağ olsunlar. Bizi ikinciliğe yükselttiler. Ben geçen hafta ikinciydim. Çok mutluyum. Ama önemli olan burada daha uzun süre kalıp eğitimlerden daha... İnşallah zirveye de çıkarsın. Beren'cim sen neye bağlıyorsun ve bu hafta ne bekliyorsun? Bilmiyorum yani, herhalde iyi bir şeyler olur diye bekliyorum. Bakalım jürimize yorum yapacak. Ama herhalde biz de, yani... Tabii ki çok ben ilerlediğimi hissediyorum yavaş yavaş. Hocalarım sağ olsunlar. Herhalde demek ki ilerledikçe fark ediliyoruz biraz daha.